Sonraki dişler, yan dişler ve ön dişler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sindirim sistemindeyiz. Arkadaşlar, bütün sistemler önemli ama sindirim sistemi var ya çok çok önemli, çok çok önemli. Sindirim sistemi neden önemli? Arkadaşlar, yemekleri yedikten sonra siz hiçbir şeye karışıyor musunuz? Ya Hayır. Kerem, Hayır. biliyor musun Kerem? Şimdi yemek borusundan aşağıya in. Şimdi mideye git. Şimdi mide sen bunu parçala. Oradan ince bağırsağa git. Oradan kanın bağırsa. Bakın bunların hiçbirine biz karışmıyoruz Ömer Taha. Bu olaylar vücudumuz tarafından yerine getiriliyor. Evet. Arkadaşlar birçok organı da öğreneceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar şöyle bir soruyla başlayalım. Sindirim neden önemli? Ve sen ne dersiniz? Sindirim. Neden önemli? Sindirim işte önemli. Arkadaşlar biz yemek yiyoruz. Neden yemek yeriz? Acıkırız, yemek yeriz canım. Öyle mi? Enerji kazanmak için. Evet, yemekteki maksat nedir? Enerji almak. Nasıl yani hocam? Yemekte enerji mi var? Evet arkadaşlar bizim vücudumuz yediğimiz besinlerdeki Emirhan ne diyorsun? Yok yok sıkıntı olmaz Emirhan beni dinle. Ne yapıyoruz Gülen? Yediğimiz besinlerdeki enerjiyi alıyoruz. Böyle bazı oyunlar vardır, ilerlemeli oyunlar. Karakterimizin böyle gücü biter. O sırada bir tane ne belirir orada? Tavuk bir şey belirir, böyle onu alır ya da enerji veren bir şey. Onu yer tekrar güçlenir. İşte arkadaşlar öyle olduğu gibi biz de yediklerimizdeki enerjiyi alıyoruz. Ama bu biraz değişik bir enerji. Arkadaşlar normalde bizim bütün canlılık faaliyetlerimizi gerçekleştiren yer neresi? Hücreler, doğru mu? İşte arkadaşlar sindirim yapmamızın nedeni neyin enerjiye ihtiyacı var? Hücrelerin. Biz besinleri o kadar küçük halde parçalarız ki hücre zarından geçip hücrenin içine nereye gelsin? Mitokondri dediğimiz bir organ var. 7. sınıfta öğreneceğiz. Oraya gelsin. İşte arkadaşlar besinlerin hücrenin zarından geçebilecek kadar küçük parçaları ayrılması olaylarına biz ne diyoruz? Sindirim diyoruz. Değerli arkadaşım sindirim iki çeşit. Birincisi mekanik sindirim. Yani besinleri dişimizle parçalamamız ya da başka enzimlerle parçalamamız. Mekanik sindirim deyince aklınıza ne gelecek Siraç? Ekranlarımızı açalım lütfen. Arkadaşlar mekanik sindirim deyince besinleri daha küçük parçaya ayırmak. Mesela ağzına attığın bir ekmeği ne yapıyorsun dişlerinle? Parçalıyorsun değil mi? İşte bu mekanik bir sindirim. Bir de arkadaşlar bunun yanında kimyasal sindirim var. Yani vücudumuzun salgıladığı kimyasal maddelerle biz yediğimiz besinleri minik minik parçalıyoruz. Arkadaşlar fiziksel sindirimde sadece boyutlarını değiştiriyoruz. Mesela ekmeğin dilimlenmesi nasıl bir olay? Fiziksel bir parçalama. Ama ekmeğin en küçük parçalarına kadar ayrılması ise bu bir kimyasal sindirim. Bunların da nerede gerçekleştiklerini göreceğiz. Dikkat! Fiziksel sindirimdeki amaç besinlerin yüzeyini arttırmak. Burası önemli. Bu soru olarak gelecek. Arkadaşlar, şimdi böyle kocaman topak halinde bir eti buzluktan çıkarttığımızı düşünelim ve tencereye koyduk. Aynı miktarda da parçalanmış kıymayı koyduk. Sizce parçalanmamış et mi daha çabuk pişer yoksa kıyma mı daha çabuk pişer? Kıyma daha çabuk pişer. Neden? Çünkü parçalanmış. Çünkü parçalanmış. Daha rahat. Arkadaşlar, parçalanmış besinlere enzim dediğimiz yapılar var. Enzim. Nedir bu enzim? Arkadaşlar normalde
vücudumuzda gerçekleşen olaylar, hani o biz bilmiyoruz ya, o olaylar Medine, Gülen, Gökmen, nükleer santral kursanız ancak yapılır. O kadar büyük enerjiye ihtiyacı var. Ya o kadar çok enerji olmalı ki Emirhan, sen o yediğin o besinler parçalansın. Ama arkadaşlar, Allah bizim vücudumuza enzim dediğimiz yapıları koymuş. Bu yapılar ne yapıyor biliyor musunuz? Bu yapılar çok ilginç. Benzetecek olursak, şimdi Siraç'la Kerim iyi arkadaşlar. Araya bir tanesi geliyor diyor ki Kerim'e, Kerim bu Siraç var ya, senin hakkında vallahi şöyle şöyle konuştu, böyle böyle konuştu. Sonra gidiyor Siraç'a, Siraç senin kankan Kerim var ya, evet oğlum senin arkandan bir attı tuttu ki anlatamam. Eyvah, ne oluyor Siraç'la Kerim bir araya geldiğinde? Reaksiyon başlıyor Ömer, kavga çıkıyor. Peki aradaki fitneciye bir şey oluyor mu? Yok. Hayır. O sonra gidiyor, bu kez de Medine ile Gülen'i birbirine düşürüyor. İşte arkadaşlar, benzetecek olursak enzimler böyle. Normalde vücudumuzda gerçekleşemeyecek yüksek enerji isteyen olayları enzimler araya giriyor, bir anda gerçekleşmesini sağlıyorlar. Ve aynı o iki kavga eden, reaksiyon çıkaranlara arasında enzime bir şey olmadığı gibi o enzimde hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Başka bir reaksiyonu çıkartmaya gidiyor. İşte arkadaşlar, enzimler böyle büyük yapılar. Eğer o enzimler olmasaydı biz sindirmek için kendimizi bir şeyle, kabloyla şeye bağlamamız gerekir. Nükleer santrali. Evet. İşte arkadaşlar, enzimlerin bu olayı başlatabilmesi için onlara girilmesi lazım. Parça parça olduğunda kolay girebiliyorlar. Bütün olduğunda kolay giremiyorlar. O yüzden önce dişlerimizle ne yapıyoruz? Parça parça ediyoruz. Anlaştık mı? Evet. Ve böylece hızlanıyor bu kimyasal sindirim. Demek ki fiziksel sindirimin amacı neymiş? Kimyasal sindirimin daha kolay gerçekleşmesini sağlamak değerli arkadaşım. Şimdi gelin sizlerle sindirim organlarımızı bir tanıyalım, sırasıyla bir ilerleyelim. İlk önce besini ne yapıyoruz arkadaşlar? Dişimizle, ağzımızda değil mi? Ağzımızda, dişlerimizle, tükürüğümüzle yumuşatıp bir parçalıyoruz. Sonra bu yediğimiz besinler nereden geçiyor? Yutak. Yutağımızdan geçiyor. Yuttuğumuz yer yutak. Sonra arkadaşlar Yemek. Yemek. gidiyor. Şimdi yemek borusu deyince Kerem, İnsanlar ne düşünüyor biliyor musun? Böyle bir boru var, atıyorsun, luk 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 gidiyor. Arkadaşlar, eğer böyle dümdüz bir boru olsaydı ne olurdu? Ezgi, yedin yemeği, luk 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 midene gitmesi ve senin de sesi duyman gerekirdi, değil mi? Peki siz midenize giden yiyeceklerin sesini duyuyor musunuz? Yok. Arkadaşlar, çünkü orası böyle dümdüz bir boru değil. Orası boğumlu bir boru. Böyle lok 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 gitmiyor. Birisi sıkıyor, diğeri açılıyor. Az aşağı iniyor. Diğeri sıkıyor, öbür tarafı açılıyor. Yani yavaş yavaş iniyor. Yoksa hani bazen boş mideye su içtiğinizde ne oluyor? Hissediyor musunuz onu? Böyle ayakta da içiyorsan suyu. Hocam o bende çok oluyor. Midene gidiyor değil mi direkt? Evet. Çünkü niye? O suyu böyle sıkmaya ihtiyaç duymuyor. Su akıp gidiyor. O zaman luk sesini duyarsın. Devam edelim. Yemek borusundan, yemekten nereye gelecek? Mide. Mideye gelecek. Mide. Çok önemli mide. Arkadaşlar, midede ne yapılacak bunlar? Bir güzel Mide. böyle Onlar. etrafında kaslar var. Midemiz dövüyor yediklerimizi. Sen hissediyor musun onu? Hisseden var mı midesinin çalışmasını? Arkadaşlar, düşünsene midemizin çalışmasını hisseseydik nasıl olurdu? Oh, yapma falan. Ya çok ilginç olurdu, değil mi? Devam edelim. Midemizde J şeklinde bir yapı. Arkadaşlar, bir gün öğrencilere sordum, miden nerede dedim. Bak, böyle gösteren oldu, böyle gösteren. Hatta burası tutan oldu. Miden nerede? Midemiz nerede?
Evet. Hemen arkadaşlar şu boşluğumuzda, mide boşluğumuz. Evet. Devam edelim. Bakın burada da karaciğerimiz var hemen üstünde. Arkadaşlar mide besinler daha sonra nereye Kumbur. ince Bağırsak. bağırsağımıza gelecek? İnce bağırsak arkadaşlar. İnce bağırsakta bir süzülüm olacak, anlatacağız. Sonra kalın bağırsağa gelecek. Artık kalın bağırsakta ne yok? Faydalı şeyler yok. Bütün faydalı şeyleri vücudumuz aldı, emdi. Kalın bağırsakta artık dışarıya atacaklarımız var. Anlaştık mı? Ve en son da anüs dediğimiz açıklıktan da ne yapıyoruz? Faydalı olmayan zararlı şeyleri de atıyoruz. Okey. Bu sıralama önemli. Soracaklar bilginizi. Yazdık mı? Yazılılarda çıkar, sınavlarda çıkar. Şimdi bunların birazcık daha detayına gireceğiz değerli arkadaşlar. Ağzımızda neler oluyor? Ağız diyerek geçme, tanı. Çok önemli çünkü. Arkadaşlar, sindirim sistemimizin ilk organı ağız. Besinleri ıslatıyoruz. Evet, ıslanması çok önemli. Enzimlerin katılması için arkadaşlar şu çenemizin yanlarında alt tarafta ne bezlerimiz var? Evet. Tükürük bezlerimiz var. Evet. Arkadaşlar hemen bu tükürük bezleri yiyecek geldiği anda daha çok çalışıyor ve o yiyeceği ne yapıyorlar? Islatıyorlar. Ve arkadaşlar ıslattıktan sonra dişlerimiz ve dilimiz yardımıyla ne yapıyoruz? Fiziksel sindirim. Demek ki ağızda nasıl bir sindirim var? Soracaklar. Dikkat. Fiziksel. Fiziksel bir sindirim var. Arkadaşlar sadece fiziksel değil. Dikkat. Tükürük sıvısındaki enzimler kaburgalarında da neyi başlatıyor? Kimyasal sindirimini. Yani ağızda hem fiziksel hem kimyasal. Kimyasal kimin varmış? Karbon, hidratlar. Dördüncü sınıfta gördük. Karbonhidratlar hangi besinlerdi? Ne içeren besinler? Ne? Enerji. Enerji ama daha çok ne içeriyordu bunlar? Neler vardı mesela? Patates, Patates, makarna, değil mi? buğday, Bu mamuller ve tatlı şeyler. Evet. O yüzden arkadaşlar böyle bazı hastaların ne hapı vardır? Ne altı hapı diyoruz ona? Dil altı. Duydunuz mu dil altı hapı? Neden? Çünkü arkadaşlar o dil altı hapıyla hemen direkt şey başlıyor, sindirim. O yüzden bazı hastaların, kalp hastalarının falan dil altı hapı vardır. Oradan kimyasal sindirim hızlı başladığı için. Unutmayalım, ağızda fiziksel sindirim var. Bir de karbonhidratların neyi başlıyor? Kimyasal sindirimi. O yüzden çikolata gördüğünüzde ağzınız ne oluyor biraz? Sulanıyor. Tatlı gördüğünde ne oluyor hemen ağzın? O hemen değil mi? Tükürük sıvısı başlıyor. Peki. Haydi devam edelim. Geldik yutağa. Yutakta arkadaşlar amacı bizim ağızda sindirimimizi yemek borusuna iletmek. Şu boğazımızın burası yutak. Bunun görevi iletmek. Herhangi bir sindirim olayı yok. Yutakta sindirim olayı yok. Amaç ne? Sindirilen besinleri yemek borusuna göndermek. Burada arkadaşlar dikkat. İki boru çatallaşıyor. Birisi ne borusu? Yemek. Diğeri ne? Nefes borusu. Nefes borusu. Allah korusun. Yemek yerken hani ne diyoruz? Konuşmayın, oturun, yatmayın diyoruz. Doğru mu? Neden öyle diyoruz? Yatarak bir şey yenmez, konuşurken bir şey yenmez. Çünkü arkadaşlar normalde vücudumuz biz yemek yerken nefes borusuna kaçmasın diye kapatır. Ama sen konuşurken yersen, yatarken yersen ya da uygun şekilde değilken yersen ne olur arkadaşlar? Allah korusun. Nefes borusu. Yemek nefes borusuna gidebilir. O zaman Hocam benim nefes borusuma gitti bir kere yemek.
O zaman arkadaşlar vücudumuz tepki göstermeye başlar. Morarırız, kızarırız, gözümüz böyle dışarı çıkar. Eğer birisi gelip bize Hamling manevrası dediğimiz şu karnımıza bastırma hareketi var ya biliyor musunuz? Onu yapmazsa Allah korusun gitme ihtimali var. O yüzden Hamling manevrası önemli. Bir gün başımıza geldi. Bizim küçük kız bir yerde yemek yiyoruz. Ondan sonra zeytinle böyle normalde zeytini yiyebiliyordu. 2 yaşındaydı. Bir anda zeytin olup gitti. Arkadaşlar böyle kıpkırmızı oldu falan filan. Hemen ters çevirdik. Hemlik manevrası 2, 3, 5 yaptık. Sonra zeytini fırlattı kurtardık. Eğer hemlik manevrası yapmasaydık Allah korusun. Allah korusun. Çok tehlikeli. Tamam mı? Evet, dikkat. Geldik yemek borusuna. Yutaktan besinler geçti. Yemek borusuna geldi. Yemek borusu şöyle. Boğumlu şekilde arkadaşlar. Boğumlu. Arkadaşlar bu önce bastırıyor. Aşağıya iletiyor. Burası genişliyor. Sonra bu genişledi. Aşağıya geldi. Bu bastırdı. Aşağıya gönderdi. Peristaltik hareket diyoruz bunlara. Bu boğumlu boğumlu hareketlerle yiyecekler nereye iletildi? Mideye. Yine yemek borusunun amacı da iletmek, herhangi bir sindirim olayımız yok. Kaptık mı? Tamam mıyız? Peki. Geldik mideye. Arkadaşlar yemek borusu aldı, yiyecekleri mideye getirdi. Mide şöyle J şeklinde bir yapı arkadaşlar. Ve bunun yapısında değerli arkadaşlar çok yüksek kaslar var. Çapraz böyle kaslar var midemizin. Arkadaşlar mideye gelen besinler önce ıslatılıyor. Neyle? Mide öz suyuyla arkadaşlar bir sindiriliyor. Arkadaşlar normalde dikkat dikkat olaya bak sen. Hiç hidroklorik asit diye bir asit duydunuz mu? Duyduk mu? Kerem sen beni duyuyorsun değil mi? Sadece izlemiyorsun. Okey yap Kerem. Kerem beni izliyor sadece ya, duymuyor. Kerem beni duyuyor. Hocam ben mi? Kerem. Kerem, arabada beni duyuyor musun? Allah Allah, hiç ses vermiyor. Ekrana da yazıyor. Kerem beni duyuyor musun? İzliyor herhalde sadece. Neyse. Evet. Arkadaşlar. Şimdi mide öz suyu dediğimiz bir yapı var. Allah korusun arkadaşlar birisi elinize hidroklorik asit dökse eliniz yanar, kolunuz yanar. Öyle kuvvetli bir asit. Hani kezzap diyorlar ya kezzap. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Midemizdeki mide öz suyu klorik asitten bile yakıcı. Hocam midemiz nasıl yanmıyor, değil mi? Kendi kendini niye yakmıyor? Arkadaşlar midenin içinde mideyi koruyan bir yapı var. Şöyle. Bu yapıdan dolayı mide öz suyu mideye zarar vermiyor ve içine gelen besinleri mide ne yapıyor? Mide öz suyu sayesinde parçalıyor arkadaşlar. Nasıl sindirim bu? Kimyasal sindirim. Dikkat. Midede ne var? Kimyasal sindirim. Neyle yapılıyor? Mide suyu. Bir de dedik ki kaslı yapısı var dedik. Kaslı. Arkadaşlar kaslı yapısıyla da ne oluyor arkadaşlar? Böyle parçalama yapıyor ve kasılıp gevşeyerek de ne yaptı? Fiziksel sindirim. Arkadaşlar işte mide kasılıp gevşeyerek o yediklerimizi bulamaç yapıyor. Zeynep. Zoom'la oynama Zeynep. Zeynep kendi ekranını aç. Arkadaşlar kasılıp gevşeyerek bunu nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Okulda deney yapılıyor. Belki siz de yaparsınız.
Poşet yapıyorsunuz. Poşetin içine besinleri atıyorsunuz. Elinizle vuruyorsunuz. Sıvı da var içinde. Ne oluyor? Bulamaç. Bulamaç haline getirdik. Sonra arkadaşlar mide suyundaki enzimler kimleri sindiriyor? Proteinleri kimyasal sindiriyor. Demek ki midedeki kimyasal sindirim için proteinler tutmayalım. Ve proteinlerin kimyasal sindirimi başlıyor. Karbonhidratlarınki nerede başladı? Ağızda. Proteinlerinki nerede başladı? Midede. Unutma. Anlaştık mı? Midenin çıkışı var. Midenin çıkışında ne oluyor değerli arkadaşım? Artık yediklerimiz buradan bulamaç halinde nereye gidiyor? İnce bağırsağa. Arkadaşlar hiç şu hastalığı duyduk mu? Ülser veya gastrit. Evet. 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 Arkadaşlar bu hastalık ne biliyor musunuz? Hani mideyi koruyan bir zar var dedik ya. O zar yırtılırsa bu sefer o yüksek asit mideyi delmeye başlıyor. Zarar veriyor. İşte zarar verince bu hastalığın adı ne oluyor dedik? Ülser veya gastrit. Yara. O yüzden bu kişilere ne yaparlar? Endoskopi yaparlar. Midesine hortum sokuyorlar. Hiç endoskopi olan var mı? Midesine hortum sokular? Yok. Aman olmasın. Aman. Evet. Arkadaşlar ne yapmamalıyız? Kola, asitli içecekler, aşırı baharatlı tüketmemeliyiz. Eğer çok kola içersen, çok asitli şeyler yersen, çok baharatlı acı yersen aşırı derecede ne hastalığına yakalanırsın? Ülser veya gastrit. Buna dikkat. Evet. Şimdi arkadaşlar ince bağırsağa geldik. Sindirim sistemimizin en önemli organlarından biridir ince bağırsak. Hatta bilim adamları şu an ne diyorlar biliyor musunuz? Bağırsak için. İkinci beyin diyorlar, beyin. Birçok hastalık bağırsaktan dolayı oluyor arkadaşlar. Evet, bu çok önemli. Arkadaşlar, ince bağırsakta sindirimi tamamlama veya sindirimin iç besinlerin emilimi. Şimdi vücudumuz parçaladı, artık işine yarayanları sonuna kadar soğuracak. Vücuda kazandıracak. Bu kazandırma işlemi nerede yapılıyor? Arkadaşlar, bağırsakta. Bağırsakta. İki görevi var bağırsağın. Bir, sindirimin tamamlanması. İki, sindirilmiş besinlerin emilmesi. Daha önce sindirimi ne başlamıştı? Karbonhidrat ve proteinlerin başlamıştı. Arkadaşlar, burada yardımcı bir organ devreye giriyor ince bağırsakta. Pankreas. Duyduk mu pankreası? Daha önce. Evet. Pankreas. Duyduk hocam. Arkadaşlar ve pankreas öz suyundaki enzimlerle ne yapılıyormuş burada? Karbonhidrat ve proteinlerin sindirimi bitiriliyor. Karbonhidratlar nerede başladı? Ağızda. Midede devam etti. Nerede bitti? İnce bağırsakta. Protein nerede başladı? Midede. Nerede bitti sindirimi? İnce bağırsak. Devam edelim. Arkadaşlar yağların sindirimi, bir de yağlarımız var değil mi? Karbonhidrat, protein, yağlar. Yağların sindirimi ise ince bağırsakta başlıyor ve bitiyor. Bir hatırlayalım. Karbonhidrat nerede başlıyor? Karbonhidrat notunu al. Ağızda başlıyor. Midede devam etti. İnce bağırsakta bitti. Proteinler nerede başladı? Midede başladı. İnce bağırsakta bitti. Yağlar nerede başladı? Yağlar midede başladı. Nerede bitti? İnce bağırsakta başladı. İnce bağırsakta bitti. Bunu soracaklar. O yüzden lütfen unutmayın. Arkadaşlar bir de yine bize çok yardımcı olan pankreas kadar bir de ne var arkadaşlar? Karaciğerde salgılanan ve ince bağırsağa gönderilen safra salgısı var. Safra da ne yapıyor?
Yağları mekanik olarak sindiriyor. Unutmayalım. Bunlar sindirime yardımcı organlar. Kim yardım etti? Pankreas yardım etti. Kim yardım etti? Karaciğer. Karaciğer ne salgıladı? Safra. Ne için salgıladı bu safrayı? Yağları parçalamak. Kimyasal değil. Mekanik olarak parçalamak için. Hiç duydunuz mu safra kesesini? Evet hocam. Evet hocam. Evet. Hocam ben bir kere kusmuştum hatta hatırlıyorum yani böyle sarı bir şey hatta. Evet, safra kesesi bakın arkadaşlar şurada. Bu safra. Hocam bana da aynısı oldu. Bu da pankreas. Bakın pankreas burada, safra kesesi de burada. Safra kesesi yağların mekanik sindirimine yardımcı oluyor. Dikkat edelim. Evet. Arkadaşlar ince bağırsak söyledik. Daha sonra da pankreas sayesinde de yağların kimyasal sindirimi sağlanıyor. Yani yağların sindiriminde hem karaciğer hem pankreas çalışıyor. O yüzden Zeynep Rana, çok fazla yağlı yiyecek yersek hangi iki organı yoruyoruz? Karaciğerimizi ve safrayı yoruyoruz. O yüzden arkadaşlar fazla yağlı yiyecekler. Tamam. Abartı. Mesela Anadolu'da vardır. Böyle kebap yaparlar. Uyluk yağını doldururlar içine. Hiç yediniz mi öyle kebap? Beyaz uyluk yağını dolduruyorlar. Zaten aşırı yağlı yemekler yiyince ne oluyor Zeynep, Emirhan? Şöyle oluyoruz değil mi? Öldüm, bittim. Niye? Vücut tepki veriyor. Diyor ki ne yaptın? Abarttın oğlum, abarttın diyor. Ne saçmalıyorsun diyor. Bu kadar yağlı yenir mi? Bu kadar baharatlı yenir mi? Vücut tepki veriyor. Evet. Devam edelim. Arkadaşlar ince bağırsağın yapısında villus dediğimiz, bakın şu iç yapısında villus dediğimiz yapılar var. Çok önemli bunlar. Bu villuslar. Bakın bu ince bağırsağımız, içine girdik. Bu onunla içine girdik, böyle minik 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 böyle yapılar var. Bakın onlar ne kadar hayati. Arkadaşlar bunlar sindirimi tamamlamış besinleri. Bakın şurada damarları görüyor musunuz? Arkadaşlar bu villuslar o minicik parçaladığım besinleri alıp kime veriyor? Kana. Çünkü vücudumuzu besleyen şey ne? Kan. Kan ne yapıyor? Hücrelere taşıyor. Nerede oluyor bu olay? Villuslarda oluyor. Villuslarda. Anlaştık mı? Evet. Villuslarda artık ince bağırsak ne yapıyor? Faydalı olanları kime gönderiyor? Kana gönderiyor ve kan vücudumuzu beslemek üzere devam ediyor. Arkadaşlar sindirimi tamamlandı. İnce bağırsakta da emildi diye alındı. Arkadaşlar artık yararlı bir şey kalmadı. Ve artık pis posa kaldı, posa. Yani şöyle düşün. Portakalı sıktın. Neyi kaldı? Portakalı sıkınca posası kalıyor değil mi? Bu posanın atılması lazım. İşte kalın bağırsağımıza geliyor bu posa. Kalın bağırsağa iletiliyor. Posa içerisinde yine su, mineral ve vitamin varsa bunlar da nerede emiliyor? Kalın bağırsakta. Yani vücut kendisi için lazım olan şeyi bağırsaklardan emdi. Arkadaşlar bazen cırcır olduğumuzda veya ishal olduğumuzda veya başka bir hastalıkta doktor bizden ne istiyor? Ne tahlili? Ne? Söyle söyle. Kan tahlili istiyor. İdrar tahlili istiyor. Bir de ne tahlili istiyor? Gaita. Gaita'yı duydunuz mu? Gaita diye. Gaita. Yani kibar adı. Ayıp olmasın diye Gaita diyorlar. Halbuki bu ne? Evet. Futbolcu kaka ile alakası yok. Bildiğin kaka yani. Kaka tahlili istiyorlar. Neden? Çünkü Zeynep Rana, Emirhan, Kerim, arkadaşlar sağlıklı bir insanın kakasında protein, karbonhidrat, yağ, vitamin olur mu?
Olmaz. Vücudun onları göndermemesi lazım. İşte orada kakaya bakıyorlar. Acaba bunda protein kaçağı var mı? Kan kaçağı var mı? Vücuda faydalı olan bir şeyi dışarı atıyor mu? Eğer öyleyse sindirim organlarından şüpheleniyorlar. İdrar tahlilinde de bakıyorlar. Acaba bu dışarı üre mi atmış yoksa faydalı bir şey protein mi atmış? Eğer protein atıyorsan aha diyorlar burada bir sıkıntı var. Anlaştık mı? Tamam. En son da anüse geliyor biliyorsun zaten. Kalın bağırsaktaki şeyler o açıklıktan Allah ne verdiyse gidiyor işte. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bir şey daha hatırlatayım değerli arkadaşım. Arkadaşlar sizin ince bağırsaklarınız uzunluğu ne kadardır? He? Ne kadardır ince bağırsaklar? Çok uzun. Ne kadar? 2 metre. 2 metre. İki. 2 metre. 1,5 metre. 5 metre o. 2 metre. 10 metre. 3. 12. En çok ben yaklaştım. 10 metre dedim. Evet. Arkadaşlar 12 ile 15 metre arasında düşünsene. Kalın bağırsağımız da 1,5 metre ile 2 metre arasında. Yani şu gördüğün yer vücudunda hepimizin karnı ne? Bağırsak. Bildiğin bağırsak ya bura. Bağırsak. Evet. Tamam mıyız? Arkadaşlar. Şimdi şurayı da yapalım. Bugünlük bu kadar diyelim. Karbonhidrat. Sindirimi nerede başladı? Ağızda. Ağız. Nerede tamamlandı? İnce bağırsak. İnce bağırsak. Protein nerede başladı? Ağız. Mide. Kalp. Mide. Nerede bitti? İnce İnce bağırsak. bağırsak. Yağ Bitti. nerede başladı? İnce bağırsak. Nerede bitti? İnce bağırsak. Arkadaşlar şöyle bir espri var. Bağırsak kurdu. Bağırsakta yaşar. Yaşar. Bağırmasak da yaşar. Espriyi anladın mı? Bağırsak kurdu. Bağırsak da yaşar. Bağırmasak da yaşar. Evet. Değerli arkadaşlar böyle de bir esprimiz var. Bu espriyle dersi tamamlayalım. Burayı tekrar edin. Sindirimden daha sonra devam edeceğiz. Okey? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Allah'a Görüşürüz hocam. emanet olun. Görüşürüz hocam. Kendinize iyi bakın.